14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerini sabote etmek, toplumsal huzuru bozmak, milli mukavemeti kırmak, iç kargaşa ve çatışma ortamını yaratmak maksadıyla alçak bir proje uygulamaya geçilmiştir. Amaç Türkiye'nin teslim olmasıdır. Amaç Türkiye'nin iddialı ve iradeli duruşundan tavizler koparmak, Cumhur'un yükselişi ve büyüme seferberliğini baltalamaktır. İsveç'te yüce kitabımıza karşı işlenmiş nefret suçunun sebebi budur. İsveç yönetimi Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verecek vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bilare İsveç'in İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılmasına izin verilmemiş, elbette doğru yapılmıştır. Ne var ki sıra dinimize, kitabımıza, Türk ve İslam aleminin tüm değerlerine gelince İsveç ve diğer muasım milliyetli ülkeler insan onurunu, inanç hürriyetini yok saymaktadır. Bu alçaklıktır. Bu zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz. Şayet konu ifade ve düşünce özgürlüğü ise buna en fazla riayet edip hürmet gösteren Türk milleti olduğunu dostun da düşmanın da yüzüne söyleriz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Müslüman Türk milleti 14 Mayıs yaklaştıkça tuzakların yaygınlaştığını görmektedir. Ancak zalimlerin zulmü Cumhur'un zaferine gölge edemeyecektir. Küresel oyuna teşrifatçılık yapan Millet İttifakı'nın oyunu sandıkta bozulup parçalanacaktır. Şimdi siz söyleyiniz. Sandık günü geldiğinde Türkiye'nin varoluşunu kucaklamaya cüret eden yabancılarla bir olup milli varlığımızı kundaklamaya çalışan Zillet İttifakı'na gerekli demokratik cezayı kesecek misiniz? Şehzadeler şehrinden bir Osmanlı tokat atacak mısınız? Bunları gelmemek üzere def edecek misiniz? Cumhurbaşkanımızın maketini tersten asıp mukaddesatımızı el ve dil uzatanları Milliyetçi Hareket Partisi'ni günlerdir tahrik ve taciz kampanyasıyla zedelemeye uğraşan bölücü teröristlerle FETÖ'cü alçakları, siyasetteki ve medyadaki kimliksiz uzantılarını pişman edecek misiniz? Buna söz veriyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan amasız, fakatsız destek olacak mısınız? Amasya genelgesinin hükümleri vicdanımızda mahfuzdur. Samimiyetle ve yiğitlikle pekişmiş bu mesajlarımız Amasya'nın açık ve net kararının demokratik tescilidir.